federasyonu bitirmek ve ivedilikle, öncelikle yönetim kurulumuz bir toplantı gerçekleştirdi. Son zamanlarda birçok kulübümüz gibi bizim de canımız yanıyor. Canımızın yanmasının daha ötesinde biz futbolda adalet istiyoruz. Sadece kendimize değil, rakip takımlarımıza da adalet istiyoruz. Bu noktada GMK Kastamonu Spor olarak federasyonumuza bir yazı yazıp yollamaya karar verdik bugün. Bu yazı içeriği son dönemlerdeki hakemlerin hakem hatalarını gündeme getirmek ve ivedilikle ve öncelikle belki biz Kastamonu Spor olarak bunda öncülük yaparız. Ve evet mali koşulları çok zor biliyoruz ama ikincilikte futbolun temiz yürüyebilmesi için VAR uygulamasının mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor. Futbol Federasyonu ikinciliklere yolladığı paraları bu yıl yollayacağı paraların tamamını bütün kulüplerin de onayıyla tabii ki biz burada bir kulüp olarak konuşuyoruz. 36 takım var bizim ikinciliklerde. Hepsinin de onayı olması kaydıyla VAR uygulamasının ivedi bir şekilde belki ikinci yarıya bile hazırlanacak şekilde gündeme gelmesi, federasyonumuzun bu konuda bir çalışma yapması, federasyonumuzu oluşturan kulüplerden bir tanesi olarak biz federasyonumuzda bu noktada hem de böylece hakemlerimizin de daha rahat yönetim yapabilmelerinde onlara yol açılması noktasında bir tavsiye ve bir temenni kararı almaya karar verdik. Maalesef uzun yıllardır hep tartışılan hakem hataları. Hakemler insan. Kesinlikle belki çok iyi niyetliler. Belki bizim eleştirdiğimiz her hakemimiz de veya diğer kulüplerimizin eleştirdiği bütün hakemlerimizde asla art niyet yok. İyi niyetle o maçı yönetip bitirmek istiyor. Buna inanıyoruz. Aksini düşünmek mümkün değil zaten. Ancak sürekli hakem hataları ve sürekli kaybedilen, haksız giden puanlar insanları rahatsız ediyor. Yani bütün yani toplumu rahatsız ediyor. Futbolu çirkinleştiriyor. Birinci liglerde ve süper ligde bu sıkıntı çok az seviyede. Çünkü VAR uygulaması var orada. Hakem yanlış o an insandır. Göremediği bir pozisyon olabilir, bir şey olabilir. Böylece birçok sıkıntı ortadan kalkmış olur. Yani bu konuda bugüne kadar hiçbir daha önceki federasyonlarda hiçbir gelişme yapamadı. Bence Türkiye Futbol Federasyonumuz bu konuda bir girişime başlarsa ligin bundan sonraki liglerin geleceği için çok da güzel bir girişim olur, başarı olur. Ve biz de buradan çıkarak veya diğer bütün futbol takımları çıkarak hakemlerimizi eleştirmekten sarfı nazar ederiz. Biz de gönül rahatlığıyla maçlarımızı izleriz. Maalesef genç hakemlerimiz bazen bu tip maçlarda veya diğer maçlarda da bazen hatalı kararlar alabiliyorlar. İnsandırlar, saygı duyuyoruz. İşte onun için de diyoruz ki artık ikinci liglerde de VAR uygulamasına başlanılması gerekir. Biz Kastamonu Spor olarak ve bugünkü yönetim olarak maalesef neredeyse terk edildik. Bu terk ediliş yani işte belki bu benim şahsımdan da kaynaklanıyor. Cengiz abi orada her şeyi halleder. Arkadaşlar ben de insanım. Etiyle, kemiğiyle, butuyla bir insanım. İmkanlarım da maddi imkanlarıyla da belirli bir yere kadar. Yani ben her yıl bu takıma 200-250 milyon lira para harcayacağım. Ondan sonra hiçbir katkı yok. İlden. Yani bütün toplum uyuyor. Yani sivil toplum örgütleri maçlara bile gelmiyor. Siyasi partilerimiz, il başkanları da temsilcileri de bu stada daha çok Kastamonu Spor'un daha çok arkasında olması lazım.
Ben yalnız kalıyorum ve ben yalnız kaldığım müddetçe benim de şevkim kırılıyor arkadaşlar. Benim de üzülüyorum, benim de şevkim kırılıyor, benim de canım sıkılıyor. Yani 200 milyon lira her sene cepten para ödeyeceğiz. Yani belki bunu ben ödüyorum, sesimi çıkartmıyorum ama belki satıyorum, savıyorum. Bir şeyler yapıyorum, öyle ödüyorum. Yani bu kadar büyük paraları, şu ana kadar kulübe verdiğimiz para 300 küsür milyonları geçti. 400 lira doğru dayandı harcadığımız para. Geçen senelere kadar formadır, işte otobüstür, gıdadır. Bu konularda eleman konusunu belediyeden en azından kulüp bir destek alıyordu. Şimdi bu sene kendisine saygı duyuyorum. Böyle bir karar aldı. Sayın Belediye Başkanımız işte otobüsü benden al dedi. Tamam aldık, otobüsü biz halledelim dedik. Gıdayı veremem kesinlikle dedi. Onu da üstlendi ki bu ayda aşağı yukarı 400 bin lira. Minimum 400-500 belki de bir gıda masrafı oluyor kulübün. Bunu da aldık. Geçen seneye göre bu sene kulübün belediyeden aldığı pay da çok düştü. Sonuçta ben burada yalnız kaldım. 3 maç hiç kimse gelmedi. Gelemedi. Seyirci yasağımız vardı. O da haksız bir karardı. Bundan önceki federasyonun verdiği ama. Sayır ay gibi bir güzide kulübümüz geliyor. Kafa kafaya mücadele ettiğimiz lideriz. Ve maçımız var. İnanın ben dün 10 bin kişi bekliyordum o stadda. Ve ilçeleri aradık, ilçe belediye başkanları sağ olsun hemen hemen hepsi otobüs kaldırdı, araba minibüs kaldırdı, araba kaldırdı. Sadece ilçelerden duyunma göre gelen 500 kişi, ilin merkezinden gelen seyirci kaç kişi? Ben 10 bin kişi beklediğim Kastamonu, ben uğruna hayatımı koyduğum, canımı malımı koyduğum Kastamonu, bana statta dün o Kastamonu'm benim, o güzel Kastamonu'm, o güzel hemşehrilerim statta bana şölen yapmadılar. Ben niye uğraşıyorum o zaman? Niçin mücadele ediyorum ben? Ben onlar için mücadele ediyorum. Onlar dün kendi takımlarının stadını doldurmuyor. Gelen seyirci 2000 kişi, 2000 küsur kişi. 5000 kişilik statta. Yapmayın Kastamonu. Ben bunu hak etmiyorum Kastamonu. Eğer böyle devam ederse bırakırım. Ben Kastamonu'ya verdiğim sevginin karşılığını istiyorum. Paramın karşılığını demiyorum. Sevgimin karşılığını istiyorum. Ben bu insanlara sarılmamın karşılığını istiyorum. Stadımız kötü. Devre arasında ne kadar, belki de daha çok çabuk bir dönemde bu stadın yıkılıp yenisinin yapılması, başlaması lazım. Dolayısıyla sağlık açısından da stadımız iyi değil. Bugün rapor, hani bir karot da çıkarsak herhalde o da yani çıkmaz, sağlıklı çıkmaz. Dolayısıyla zaten sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla stadımızın yapılması, yeni stadın yapılması ödeneği çıkmıştı. Dolayısıyla bu stad başladığında belki de federasyonumuza müracaat edeceğiz. Maçlarımızı İstanbul'da oynamak isteyeceğiz. İstanbul'daki Kastamonu'larda buluşmak istiyoruz. Hiç olmazsa stat yapılana kadar belki maçlarımızı İstanbul'da oynamayı talep edeceğiz. Federasyonumuzdan sanıyorum ki bu konuda bize anlayış göstereceklerdir. Çünkü bu hava şartlarında, bu statın şu anki şartlarında işte malum Kastamonu'da kışta çok ağır geçiyor. Dolayısıyla statta devam etmek zor olacaktır maçlar için.